Aslında salgının ilk günlerinden biraz daha ileri noktada bile diyebiliriz Mehtap. Ölü sayısı mesela Fransa'da bugün 225, son 24 saat içinde 225 kişi yaşamını yitirdi. Bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla panikte bu rakamlarda paniğin nedenini açıklıyor bir derece. Avrupa'da birbiri ardına omikron vakasıyla senin de belirttiğin gibi daha 5. varyantı zirve yapmamışken pek çok ülkede omikron tehdidinin de gelmesi hükümetleri harekete geçirdi. Tüm hükümetler şu anda bir ardına önlemler alıyor. Hollanda yeniden kapanıyor. Danimarka kültürel mekanlarını kapattı 4 hafta boyunca. İrlanda İrlanda 20'den sonra sokağa çıkma yasağı koydu. Almanya yurt dışından gelenlere karantina uygulaması getiriyor. Kısaca özetle alınan sert tedbirler böyle, ancak biraz daha detaylı inceleyecek olursak örneğin Hollanda'da 14 Ocağı kadar sokağa çıkma yasağı var. Gerekli olmayan tüm mağazalar, kültürel kurumlar, spor salonları gibi bir takım mekanlar kapandı. Ülkede yalnızca benzin istasyonları, ekmek fırınları, eczaneler açık olacak ve bir de tabii gıda maddeleri için süpermarketler açık olacak. Noel ve yılbaşı tatili yaklaşıyor. Bu çok önemli bir tehdit Avrupa için. Avrupa bu dönemi rahat geçirmek istiyor. Fakat buna rağmen önlemler, sert önlemler de ülkeden ülkeye, geleneklere göre değişiyor. Dolayısıyla örneğin Hollanda 2 kişiden fazla Noel yemeğini 2 kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmesini istemiyor. Bunun yılbaşı tatili için 4 kişiyle sınırlı kalmasını istiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş Hollanda ilk bu önlemleri alan ülkeydi. Bunu Danimarka izledi. Danimarka bütün kültürel mekanları kapattı. Hafta sonu Danimarka'da insanlar sinemalara, tiyatrolara akın etti. Zira pazar günden itibaren bu mekanlar kapandı. İrlanda'da saat 20'den sonra sokağa çıkma yasağı geldi. Restoranlar, barlar, kafeler, bütün bu mekanlarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bütün bu mekanlar kapatılacak. Fransa ve Almanya karantina uygulamalarına gitti. Yeni hükümet, Olaf Scholz hükümeti çok ciddi anlamda bu konuyu tartışıyor. Yeniden kapanılmalı mı, bunu tartışıyor. Ancak henüz bu yönde bir karar yok. Bu arada yurt dışından gelenlere karantina uygulaması çeşitli ülkelere göre değişiyor. Örneğin İngiltere'den gelenlere 2 haftaya kadar varan karantinalar uygulanacak. Fransa'da seçim var. O yüzden biraz daha dikkatli gidiyor Fransız hükümeti. Seçim nedeniyle daha temkinli kararlar alınıyor diyebiliriz. Noel tatili yaklaşıyor. İnsanların Noel'i rahat geçirmesini umut ediyor hükümet. Bu nedenle de şimdilik sadece aşı karşıtlarına yoğun bir baskı var. Aşı karşıtlarının direnişinin kırılması hedefleniyor. Bugün Fransız Sağlık Ajansı otoriteleri 5 ve 11 yaş arasındaki aşı çocukların da aşılanabileceğini belirtti. Buna izin verdi. Fransa bütün gücüyle aşılama oranını yükseltmeye çalışıyor. Bütün Avrupa omikron varyantına bu kez önceden hazırlanmaya çalışıyor Mehdi.